Türkü Getiren Kuşlar. Yazan Necati Güngör. Seslendiren Mert Turak. Sekiz yıl nasıl gelip geçmiş? Anamın saçlarında ne zaman akteller çoğalmış? Hangi işin ardında beli iki büklüm olmuş? Hiçbirinin farkında değildim. Her şey abimin günlerini tüketip de dışarı çıkmasıyla yüze vurdu. Sekizinci yılın ucundan başımı çevirip geriye baktığımda, yaşamak diye bir yığın korku, yılgınlık ve yokluktan öte bir şey bulamazdım. Abim anamı çırçırdan aldı. Oturduğu yerde çimento torbasından kese kağıdı yapmasını belletti. İçeride öğrenmişti kendisi. Bense simit satmayı, kunduracı çıraklığını boşlamış, iplik fabrikasına yazılmıştım nicedir. Fabrika ben çağdaki çocuklarla döndürürdü çarkını o vakitler. Abimin tek derdi, tarlayı satıp beline bir tabanca asmaktı. Öldürdüğü adamın soyundan, aman bilmez bir yerde gafil avlanmaktan korkuyordu doğrusu. İlkin haber saldı deveci Cabbar'a. Bir ses çıkmadı. Sonra kendi gitti ayağına her şeyi göze alıp. Deveci gene indirmedi yükünü doruktan. Dönümüne 150 lira, diyordu. 150 bir deseniz yaramaz bana. Baştan verdiğin 1500 lirayı da sayışırız. Bizim tarla deveci Cabbar'ın topraklarıyla çevriliydi üç yönden. Ağzının içinde gibi. Başka alıcılar çevresinden bile geçmiyorlardı tarlanın. Uyanamazdım sabahları. Baldan tatlı gelirdi uykum. Anam öpe okşaya kaldırırdı beni. Yaşım 8'e anca değmiş, çocukluğun elinden kurtaramamıştım daha yakamı. Abim Süleyman babamızın kanlısını vurup dama girmişti. Düşmanların kinli gözleri üstümüzdeyken anam gecenin birinde önüne katıp şehre indirmişti bizi. Dünyanın iyisiyle kötüsünü ne ben ne de aklı eksik kardeşim Mehmet bilirdi. Tarlayı tapansız, develeri çobansız koyup yürümüştük. Anam çırçır fabrikasına yazılmıştı. Kışın ucu daha yeni çıkmış, göklerin çatısı çökmüş gibi yağmur yağıyordu. Yağmur çamur demez, işinin başına koşardı anam. Gecenin orta yerinde ırgat başı dayanır kapıya, dan dan vurur, fabrikaya çağırırdı milleti. 15'te 1, 20 lira geçiyordu eline anamın. O zamanın parası. Bir akrabanın alt eviydi kaldığımız yer. Cumali dayı derdi kadına. Değirmencilik ederdi. Uyuz eşeği de bizimle kalırdı alt evde. Cılk yaraya kesmişti sırtının yarı yük taşımaktan. Sabahları gün doğmadan simit fırınının yolunu tutardım. Yıldızlar batmadan. Karanlık. Çamurlu yollardan geçerdik mahallenin çocuklarıyla. İçlerinde en ufağı, en boysuzu bendim. Sıcak fırına doluşur, çıtır çıtır kızarmış susam kokulu simitleri alıp sokaklara koşmak için iter kakardık birbirimiz. Çoğu zaman benim sıramı kaparlardı elimde. Ağlar, kimseye güç yetiremezdim. Kimse de arka çıkmazdı bana. Şimdi daha iyi anlıyorum acımasızlıklarını. Sarhoş babaların, hastalıklı anaların, akşamdan sabaha yiyecek bir şey olmayan evlerin çocuklarıydı hepsi de. Tütüne, şaraba, kerhaneye alışmışlardı. Yarenlikleri, çalıp oynamaları hoşuma gider. Lakin korkudan varamazdım yanlarına. Kimi Güner Mehmet'le giderdik fırına. Ondan çekiniyorlardı deli bozuk diye. Tuttuğu dalı kurutuyordu Mehmet iri pençeleriyle. Hamallığa gönderirdi anam Mehmet'i. Beceremez, kaçar gelirdi çarşıdan. Beline sardığı ipi çözüp atardı. Öğlene dek dolaşırdım sokaklarda sepet kolumda. Kapıların ağzını gözlerdim. Simitçi diye sabırsızlanan ben yaştaki çocukları. Hangi evin çocuğu var? Çocuğunun bir dediğini iki etmeyen kapı hangisi? Gün geçtikçe öğrenirdim. Umutla üstüne basa basa bağırırdım böylesi evlerin önünden geçerken. Öğlende anam çırçırdan dönmüş olurdu saçlarının pamuk tozuyla. O günkü kazancımı sayar, mendilinin ucuna çıkın eder, sonra da Mehmet'e çıkışırdı. Beceriksiz, tembel olan, başımın belası, seni doğuracağıma taş doğursaydım, diye ilenirdi ona. Arada bir eteğine tutunup anamın abimi görmeye giderdik. Portakal, cigara, öteberi götürürdük. Tığ gibi delikanlıydı abim gözümde. Siyah şalvar üstüne beyaz mintan, onun üstüne de işlemeli yelek giyerdi. Göz bebeklerinde yıldızlı pırıltılar olurdu. Ya da bana öyle gelirdi sağır duvarlarla çevrili karanlıktan da. Pırıltılar sönüp yerlerine sisli gölgeler düşünceye kadar dinlerdi anamı.
Bir şey çıkaramazdım konuştuklarında. Ağlaşan kadınlara, eli değnekli gardiyanlara dalar giderdim. Beton duvarlar, heybetli demir kapılar, kapılara vurulmuş kalın zincirli köcekler çocuk yüreğime ürküntüler salar, anamın örselenmiş eteklerine yapışırdım iyicene. Her ayrılışımızda ağlardı anam. Kolunun yeniyle silerdi nemli gözlerini. Onu ağlar gördükçe benim de yüreğimin yufka yerinden bir şeyler kopar. Gelir, boğazımın ortasında düğüm olur. Bu zaman da abim öfkelenir, tel örgünün ardından kovardı bizi. Ağlayacaksan bir daha gelme, derdi. Konuşmadan, içimizde beslenip duran ortak duyguların anlamını bozmadan dönerdik eve. Bir gün tanıdıkları araya koyup köyde sahipsiz kalan tarlayı deveci Cabbar'a Tutu'ya bıraktı anam. Gelen parayla Narlıca'da bir ev yeri satın aldı. Kamış evlerden yaptırmayı koymuştu aklına. Dört çukura dikilen dört direk üstüne kurulurdu bu evler. Kamışları çamurla sıvayıp bir de saç kapattın mı oluyordu sana ev. Tabanı çamur üstüne oturtulur. Yağmurdan yaştan gözümüzün açılmadığı günlerde büsbütün bataklığın ortasında kalırdık. Dokuzuncu ayın başı göründü mü, çırçır işi tükenir, anam pamuk tarlalarının yoluna düşerdi bir aylığına. Mehmet de bir zaman sonra köye çobanlığa dönmüştü. Çocuk başımla kalırdım evde. Mahallenin kırdı kaçtıları bana tebelleş olurlardı. Sepetimi kaçırır, simitleri yağma ederlerdi. Küçüklüğün, çaresizliğin, yenilginin acısıyla kapı önüne çöker, ağlardım o zaman. O bir aylık süre geçmek bilmez, zehir zıkkım gibi çakılırdı kursağıma. Anam kan kıymık içinde kalmış elleriyle dönünceye kadar sürerdi. Günlerden cumaydı. Çarşı esnafıyla yakın köylerden gelenler yeni caminin avlusuna doluşup namaza hazırlanıyordu. Abdest bozanlar, abdest tazeleyenler birbirine girmişti. İşini bitiren imama yakın bir yer kapmaya koşuyordu içeri. Musalla taşının duldasına oturmuş, oradan iki kapıyı da gözaltına almıştık abimle. Adamlar koşuşturup durdukça avludaki kumru sürüsü pır diye kanat vurup havalanıyordu ikide bir. Güneş de tam tepemizin üstüne oturmuş, ortalığı yaldır yaldır yakıyordu. Derken abim dürttü beni. Deveci Cabbar başında yeşil takkesiyle kalabalığa karışmış geliyordu. Boynundan adam assalar ayakları yere değmezdi. Sağ omzu aşağı doğru çökmüş, belli belirsiz sallanıyordu iri gövdesi yürürken. Sıçradım ardından. Beni tanımıyordu. Ayakkabılarımızı çıkardı kapıda. Elimizde götürüp aynı yere koyduk yan yana. Sonra ardında kaldım ben. Tertemiz halılar üstüne diz çökmüş bir yığın insan, donup kalmışlar gibi öyle sessiz, sedasız vaizi dinliyorlardı. Deveci Cabbar çöker çökmez, taşları ışıl ışıl bir tesbih çıkarıp çevirmeye başladı bir eliyle. Koca gövdesi dizlerine ağır geldiğinden yanlayıp oturmuştu. Yanında durduğumu görmedi bile. Gittikçe içerisi doluyor, son cemaat yerindeki hasırlara yığılıyordu gelenler. Minaredeki adam selayı bitirmiş, ezana başlamıştı artık. Burnundan fısır fısır solumasını dinliyordum devecinin. Bir yandan da abimin söylediklerini geçiriyordum kafamda. Sübhaneke okumaya başlanınca demişti. Ezan da bitince imam yerini aldı en önde. Güruhla ayağa kalktık hepimiz. İyice arada kalmıştım. Göz ucuyla baktım. Deveci Cabbar'ın dirseğine anca varıyordu boyu. Soluya soluya eğilip kalkmasını, kollarını göbeğinin üstünde bağlamasını, selam verirken başını zorla sağa sola çevirişini bir bir izlemekteydim. Oysa her şeyden habersiz, kendi havası içinde gözlerini yummuş, mırıl mırıl duasını okuyordu. İmamı göremiyordum ama caminin kubbesine çarpıp çınlayan sesini rahat işitiyordum. Sübhaneke Allahümme deyince yüreğimi bir çarpıntı yakaladı o an. Okunan yüzlerce duanın uğultusu içinde eğilip, "Duanı iyi oku ağa," dedim kulağına. "Bu son namazın olacak." Göğsümden fırlayıp çıkmıştı sanki sözler. Dünya silinmiş bir saniyede gözlerimden, yalnız benle deveci kalmıştık. Yerinden sıçramasıyla ayakkabısını kapması bir olmuştu. Ben de ardından. Sol kapıyı tutmuştu abim. Ötekine deveciden önce ben seyirttim. Cami avlusunda inip kalkan kumrulardan başka canlı yoktu. Can havliyle ayakçadan atladı. 17'sinde bir delikanlı gibiydi korkudan. Cenaze kapısına koştu. Abim önümü kesmek için kapıyı dolandı o hızla.
Arkasını tut diye bağırdı bana. Karşı kaldırıma geçip tüccar yazıhanelerinden birine dar attı canını. Yazıhanede oturanların ne oldu demesine fırsat kalmadan yetişti abim. Ayağını koydu kapıya. Beraber gidip kapattı kapıyı. Sırtımı dayadım. Hepiniz tanıyın. Beni öldürecek bunlar. Diye bağırdı deveci. Hepsinin içinde en boysuzu bizdik gene. Adamların gözleri üstümüze dönmüştü kötü kötü. Bir elini ceketinin cebinde tutan abim. Cezaevinden yeni çıktım. Diye aldı sözü. Sesi öfke doluydu. Babam tarlamız için öldü. Ömrümün 8 yılını da ben verdim ardından. Bu tarla şimdi bu adamın avucunda. Kendisi değerini vermediği gibi başkasını da uğratmıyor tarlanın başına. Serin bir hava esti içeride. Adamların gözü gelip gidip abimin cepteki eline takılıyordu. Bir bardak su verdiler deveci Cabbar'a. Ardından sıkı bir pazarlık başladı. İkimiz de vaziyetimizi bozmadan duruyorduk. Arası çok sürmedi, tarlanın dönümünü 500'den satın almaya razı oldu deveci. Yüzünden şıpır şıpır ter akıyordu. Kağıtlar yazılıp imzalandı. Üstündeki parayı pey verdi. Abim elini ceketinin boş cebinden çıkartmıştı dışarı çıktığımız zaman. Caminin avlusundaki kumruların biri havalanıp biri iniyordu. Kanatlarında gökyüzünün ışıltılı mavisi öyle süzülüp bilinmedik türküler söylüyorlardı hep bir ağızdan.